Kassat atımızın nalları yolda, yırtsa da çağrımız, biz yürüz dedik çıktık yollara. Yaklaşık 30 yıldır köy köy, dağ dağ, dere tepe geziyoruz. Yörük Obalarımız programında atalarımız ne yer, ne giyer, ne içer, ne söyler hepsini size vermeye çalışıyoruz. 22 Aralık'ta gece ve gündüz savaşır, kavga ederler. O zaman gündüz geceyi yener, gece uzamaya başlar. İşte Türklerin bayramı o zaman başlar. Daha sonra cemreler havaya, suya, toprağa düşer. Daha sonra toprak uyanmaya başlar. Kuru tohumlar topraktan yeşermeye başlar. Çamlardaki yapraklar pisillemeye başlar. Otlar çürüklemeye, ağaçlar pürçüklemeye başlar. Tam işte o zaman toprak uyanır. Buna Nevruz denir. Toprağın uyanmasıdır bu. Yeniden doğuştur. İşte bu yeniden doğuştan sonra her tarafı ot keyer. Ağılda oğlak doğduğu zaman daha da otu biter. Ama bugünler Nisan ayları. Akdeniz sahillerinde. Yaylalarda karlar alarmaya başlamış. Çoban her sabah kalktığı zaman bu otları yedirirken hayvanına bir taraftan dağlara bakar. Çünkü yayla zamanı gelmiştir. Duk kuşu öttüğünde, deveci dizi daha çok parladığında bütün hayvanlar yaylaya dönük. Yayılmaya başladığında öküzler böğürmeye, atlar kişnemeye, köpekler havlamaya, horozlar ötmeye, geçikoyun melemeye, öküz böğürmeye, at kişnemeye başlayınca yayla zamanı geldiğini gösterir. İşte o zaman ak geçi, kara geçi yine geldi yaz göçü. Koyunlarla koç, odisler mevsiminde göç. Çoban bu güzel otları yedirip gözü yayladadır. Çünkü orada yeni otlar çıkmıştır. Yeryüzü rengarenk gördüğünüz gibi. Bizim çocuklarımız, yani sizlerin çocukları bu güzel renkleri görmesi için bu doğayı korumak lazım. Yaratılışa uygun olarak yaşamak lazım. Bu güzellikleri bizler, torunlarımız, evlatlarımız, ondan sonrakiler görebileceğize doğayı Allah'ın yarattığı gibi koruyalım. Ayşe Hasmane desin, garip bir de beklesin. Eller bu ne demiş, yalnızlık bizden gitmesin. Ayşe Hasmane desin, garip yine beklesin. Eller bulmuş evlenmiş, yalnızlık bizden gitmesin.